Yeni evliyken eşim bana orucumu yedirdi zorla. Onu ben mi tutmalıyım kendimi? Tabii o günaha girmiştir. Tövbe istiğfar etmesi lazım. Onun oruç tutmasına gerek yok. Onu günaha ayrı o. Bundan dolayı keşke yani onu diyebilseydik, o tutsun senin yerine diye de diyebilmiş olsaydık. Ama orucu yiyen bundan dolayı ileride bir gün kaza edersin. Bir gün kaza edersin sadece. Evet, bir gün kaza edersiniz. Tamam? Onun da tövbe etmesi lazım. Yani sana o eziyeti çektirdiği için bundan dolayı da Allah katında sorumludur zaten. Anlamadım. Sen borçlu istediyorum. Bir daha söyle. Onu çok tutuyorum orucu. Senede çok oruçlar tutuyorum ama onu da borçlunu istediyorum yani. Ya bir şey. 61 tutucun dediler bana. Yok, bir gün çünkü seni zorlamış o, zorlamış yani. Sen kerhen istemeyerek baskı altında bir gün tutarsın, yeterli olur. Sağ ol, tamam. Allah razı olsun hocam. Peki, Allah'a emanet olunuz. Allah. Hadi. Allah çok yaşayasınız. İnşallah. Hayırlı yaşayalım inşallah. Evet efendim, hanımefendi. Hocam selam aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz, buyurun. Sağ olun hocam. Hocam, evlenmek üzere olduğumuz bir kızdan ayrılıp onun ablasıyla evlenmek nasıl olur acaba? Güzel değil, çirkin olur o. Çirkin olur. Ben onun saçlarını çok sevdiğim için uzattım, bu kadar peygamberlerimiz saçını uzatmış diye konağa girmiş olabilirim mi? Ama çok uzatmışsın. Hanımefendi buyurun. Aleyküm hocam. Hoş geldiniz. Yeni evliyken eşim bana orucumu yedirdi zorla. Onu ben mi tutmalıyım kendimi? Koyu Beşiktaş taraftarıyım. Eyvallah. Ve bu arada bir amcayım. Abimin oğluna ben Allah bağışlasın. Doğum anenin kapısında ezandan önce Beşiktaş dedirttim. evet. Bir de şöyle bir şey var hocam. Babam çocuğa Allah dediği zaman tepki vermiyor ama ben Beşiktaş marşında coşturabiliyorum. Bunun vebali benim. Sünnet oldu mu, olmadın mı? Olmadım. Yarın olacağım. Korkuyor musun? Hayır. Aferin, cesur çocuksun maşallah. Allah seni bağışlasın inşallah. Sünnet olmaktan korkuyorum. Neden korkmuyorum diyorsun? Peki, korkuyorsun, evet. Sünnet olmaktan korkuyorum. Sünnet olmak şart mı? Selamun aleyküm hocam. Benim adım Azra Sena. Benim size bir sorum olacaktı. Uzaydaki astronotlar nasıl abdest alabilir? Eşim başımı örtmeyi istemiyor. Ben de isteyeyim. Değil ki burada belli edersen diyor. O bir düğüne de hakkı halal etmem diye. Ne diyeceğim buna? Size bir sorum olacaktı. Buyurunuz. Benim kaşlarım kalındı. Şekil evet. Verdim. Hani bu sizce caiz midir? Annem bana kardeş yapmıyor. Ben kardeş... ben çok üzülüyorum. Bana yazık değil mi? Anneme de günah değil mi? Allah'ın verdiği bilgiyle enjekte etmek veya herhangi bir vücudunda silikon takmak dinen günah mı hocam? Bana şişman diyorlar. Bu bunun günahı nedir?
Buyurun hanımefendi. Hocam hayırlı Ramazanlar, iyi sahurlar. Hoş geldiniz programımıza hanımefendi. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tekirdağ Çorlu'dan geliyorum ben. Babam beni evlatlıktan reddetti hocam. Bunun için geldim ben, size bir sorum olacak. Babanız bizi izliyor mu şimdi? Babam inşallah izliyordur. Yani hayatta babanız? Evet, yaşıyor. Peki hanımefendi, sormakta bir sakınca yoksa neden evlatlıktan reddetti? Haklı mı haksız mı yani? Bunu i̇şte öğrenelim. Hocam ben de onu çözemedim de babam 14 kere evlendi. En sonunda bir tane maşallah. 25 yaşında bir kız almış. Maşallah maşallah. Evet. Yani ya akıllı adam bir defa evlenir. Bizim yaptığımız gibi. Evet. Akıllı adam bir defa evlenir. Hanımıyla gül gibi geçinir. Çoluk çocuğuna karışır. Hayatta evlenmekten daha önemli şeyler var. İlim tahsil etmek, insanlara iyilikte bulunmak, hizmetler etmek, koşturmak, başka şeylerle uğraştın yani, al boşa, al boşa, al boşa yerine. Ya benim iki tane oğlum var aslında, ben diyorum gel yanımda kal, çocuklarla ilgilen diyorum. Peki ama en son şu anda bu boşandı mı şu anda? Şu an 25 yaşında birisiyle evlenmiş, yani genceydik, bu 14. oluyor. Evet, o kadına da Allah akıl versin. Amin. Babanıza da Allah. Amin. Evet, siz tabii ki kendinize düşen evlatlığı yaptıktan sonra... Hocam ben gidiyorum yanına ama evet, sen benim yanıma gelme. İşte kadınlar benden rahatsız oluyorlarmış. Tabii ben bozuyorum ya gittiğim zaman. Evet. O yüzden benden rahatsız olduğu için evlatlıktan reddetmiş beni. Yani onun evlatlıktan reddetmesi çok önemli değil ama herhalde malından da reddediyor mu? Yok, oradan reddedemiyor. Ha iyi, yani durumu iyi babanızın herhalde. Babamın durumu iyi de malı mülkü annemin üzerine yaptığı için oradan reddedemiyor beni. Anladım. Sadece... Esas öz annenizin üzerinde. Evet, öz annemin. Anneniz yaşıyor herhalde. Yok, yaşamıyor. 12 yıl oldu vefat edeli. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ne diyelim, Allah iyi etsin. Sizi de üzülmeyin inşallah. Ama babanızın reddedişi çok önemli değil. Haklı olarak reddetse, evet, saygısızlık yapsanız tamam, o işin anlaşılır tarafı var. Ama muhtemel çevreden etkileniyor, hanımlardan etkileniyor. O nedenle de böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Allah iyi etsin inşallah. Teşekkür ederim hocam. Siz yine iyiliğinizi yapmaya, hanımefendiliğinizi yapmaya devam edin. Hocam ben de yapamıyorum ki, yani o bana öyle davrandığı zaman ben iyilik yapamıyorum. Siz de Allah'ın yolunda iyi şeyler yapın. Yani. Namazınızı, ibadetinizi yapmaya çalışın. Sizin kazanacağınız odur. Boş verin diyersin.